7 Haziran 2022 Osmaniye'deyiz. Evet. Yanımızda Osman Küçükçeri. Küçükçeri. Burada mısır tarlalarında bu sene rekor gübre, yaprak gübresi ürünümüzü kullandılar. Şu anda burada atılan ve atılmayan olarak değerlendiriyoruz. Evet. Öncelikle dikim tarihlerinden bahsedelim. Şimdi atılan yer, şöyle kaldıralım yukarı. 25 Mart. 25 Mart. Bir de 15 Mart. Şu yan taraf var. Gidelim şöyle yavaşça. Devam edin. Burada gübreleme anlamında, taban gübresi anlamında ne kadar gübre kullanıldı üst gübre alanında? Taban gübresi burada 30 kilo. 30 kilo. Tabanına 50 kilo da üstüne. Şey olarak? Azot olarak. Azot olarak. Öbür taraf değil miydi? Öbür taraftan biraz daha az kullandık burada. Şimdi burada 50 kilo üst gübre kullandınız. Evet. Burada peki? Şu an? Burada da aynı daha fazla. Yani burada bir 10 kilo 60 kilo. Şimdi burada rekor gübre, yaprak gübresi kullanılmayan yer. Evet. Şu an ekranda görünüyor mu? Bakalım. Şu an gördüğünüz yer sağ taraf. Osman Bey'in arkası gördüğünüz. Şurası. Dönüyoruz. Şu aradaki fark şu şekilde. Boy farkını göstermek amaçlı. Evet. Şimdi dikimden ne kadar sonra, ekimden ne kadar sonra uygulama yaptık? 20-25, bir ay sonra yani. Bir ay sonra, evet, bir uygulama sonra yaptık. Aynen, bir uygulama. Neler oldu burada? Ne gördük? Ya bitki, nasıl diyeyim, normalde bu diğer 10 gün önce ekilen mısıra göre daha hızlı gelişti. Evet. Daha canlı bitki. Daha stressiz. Yani hiç devamlı çalıştı. Hiçbir strese girmedi. Yapraklar, hı-hı, çok canlı. Ki iklim bu sene çok sert giden bir sert, iklim oldu. Sert, evet, çok sert. Yani, soğuk, sıcak dengesi çok oldu yani. Bitki stresten yani çıkamadı. Stres oluşabileceği, evet, dönemler. Hava dönemi oldu. Şimdi arasında 15 gün var. Evet. Doğru mu? Evet. Aynı çeşit. Aynı doğum. Çeşit. Aynı tarla özellik, evet, toprak aynı. Aynı gübre atımı. Aynı gübre atımı var. Evet. Aradaki fark bu. 15 aynı gün sonra olmasına rağmen. Bir de Tepe şeyden, püskülünü daha önce çekti. Püskülü bunun gelmiş, bununki daha yeni geliyor. Yeni, evet. Şöyle görüldüğü gibi. Şuradan geçelim oraya olmazsa. Geçeriz. Şuradan rahat geçebiliriz. Şöyle yavaşça gelelim. Gelelim. Buradan boyu göstermek amaçlı. Buradan çektik, şimdi içine gidiyoruz. Şu an atılan yer ekranda izleniyor. Şu aradan geçebiliriz herhalde. Şuradan. Şuradan da rahat geçeriz arkadan. Şöyle geçelim istersen. Buradan mı geçiyoruz? Burada daha rahat. Şu an atılan yere doğru gidiyoruz bakalım. Burası kaç dönümdü toplamda? 10 dekar burası. 10 dekar. Burası 10 dekar. Hı hı. Bu şekilde görünüyor yandan. Şöyle gidelim, yürüyerek gidelim. Yandan zaten daha net gözüküyor boyu. Şimdi şöyle dibi bir gösterelim. Şimdi yaprak rengi koyulu, püskülleri gelmiş. Şu alttan şöyle dibi gösterelim. Yani gelişim konusunda fikir vermesi için. Burada sadece bir kere rekor gübre, 8-10 yaprak. Yaprak yani gübresi uygulaması, evet, yapıldı. Bu alandan gelelim böyle. Hızlıca gidelim. Çok güzel maşallah. Yani buradan baktığınızda aralar zaten görünmüyor. Evet, görünmüyor. Ara görünmüyor. Gidelim. Şuraydı değil mi? Atılmayan yer. Evet. Bir yan taraf. Yaprak rengi koyuluğu gayet güzel. Canlılık güzel. Şimdi burası sınır. Evet. Böyle gelin. Bu tarlada buradan daha yüksek konumda olduğu halde daha yüksek mısır. Şimdi baktığımız zaman bu tarlanın şu şekilde bir meyil var. Evet. Burada herhalde bir 50 santim. 50 santim var. 50 santim, 40 santim gibi bir mesafe var. Ona rağmen şimdi daha yüksek. Şimdi buraya gelelim. Şimdi bu mısırımız da çok kötü bir mısır değil. Değil, güzel. Ama şöyle çekersek hafif bir sarargınlık var gibi, evet, görünüyor. Evet, yapraklarda bayağı bir canlılığı, canlılık çok farklı. Canlılık. Kökleri, dip, toprakla buluştuğu kısmı. Gerçekten yani yapraklar daha canlı. Şu tarafı ileri doğru gösterelim. Şu ileri doğru. Şöyle. Şu an atılmayan yer. Evet. Şimdi şurada duralım ortada. Karşılıklı kıyaslayalım şuradan. Böyle gelin bu tarafa. Şimdi buraya gelin siz de. Şimdi arazi burada daha alçak. Evet, daha burası alçakta. Yüksekte. Evet.
Burayı gösteriyoruz şimdi. Bakın. Renk olarak yaprak canlılığı, genişliği. Rekor gübre atılan yerde. Bu tarafta atılmayan yer. Aynı gübre, aynı tohum. Burası 15 gün önce ekilmiş. 15 gün sonra bu ekiliyor. Evet. Şimdi bunun şu şeyleri bile. Tepe püskülü. Tepe püskülleri. Geleli bayağı olmuş. Bu taraf daha yeni geliyor. Bakın şöyle gösterdiğimizde orada tek tük görünüyor. Bu şekilde. Şimdi rekor gübre burada size kullandığınızda fiyatla alakalı. İlk bakışta belki pahalı gelebilir. Evet. Ama şu gün güncel şartlarda baktığınızda 1,5 kilogram üre parasına bu şeyi sağlayabiliyorsunuz. Evet. Var mı eklemek istediğiniz burayla alakalı? Rekor gübre şu an pahalı da olsa bize gerçekten yani fiyat ve fayda dengesini oldukça iyi sağlıyor bize. İyi sağlıyor. Bu da size getiri olarak geri dönecek. Geri dönüyor yani. Mal olarak geri dönecek. Evet. Burada mesela bir ilaç uygulamaları da var yaptınız. Evet. Bunlarla ilgili yaşadığınız ilaçları attık. Stresleri var mıydı? Bunları aldı mı? Bunlar sıcak mesela aldığı bu, gibi. Burada bunun da aynı şekil. Herbisit ilaçlaması yaptık çıkış sonrası. Evet. Onların hiçbir stresi olmadı. Onları resmen şey yaptı ne bileyim donun etkisi. Don etkisini çabuk atlattı bitki. Hızlı atlattı. Hızlı atlattı. Durmadan çalışmaya başladı yani. Suyla alakalı su stresi yaşıyor musunuz? Su stresi yaşamıyor. Şu an yani suya kaç gelmez. Kaç gün oldu sulamayalı? Şu an yağmur yağmayalı ne kadar oldu ya da sulamıyorsunuz da zaten. Şu an 15 gün oldu bunu sulamayalı. Bitki şu an hala canlı. Hala canlı. Yani sıkıntısız çalışıyor. Sıkıntısız çalışıyor. Biz teşekkür ederiz. Rica ederim. Bize tarlalarınızı gezdirdiniz. Toplamda alan olarak kaç dekardı yaptığınız üretim? Toplamda 300. 300 dekar. Bunun ne kadarını uyguladık? 200. 200 dekara uyguladık. Biz teşekkür ederiz size. Rica ederim. Görüşlerinizi bahçede paylaştınız. Buradan tüm mısır üreticilerine. Tavsiyem rekor gübre, yaprak gübresini kullanmalarını Canı Gölü'nden tavsiye ediyorum. Teşekkür ediyoruz. Herkese selamlarımızı gönderiyoruz.